İyi günler arkadaşlar. Üçkhane'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel, çok pratik ve aşırı lezzetli bir tarif yapacağız. Bugün kıyma ile beraber çökertme kebabı yapacağız. Biliyorsunuz çökertme kebabını etle yapan var. Hani etli, asılı zaten etli oluyor. Tavuklu çökertme yapan var. Biz bugün kıyma ile deneyeceğiz. Ve şunu söylemek istiyorum. Emin olun, favori tariflerinizin arasında ilk 5'e oynar. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey, ben bugün 3 tane orta boy patatesimi alacağım. Patateslerimi ince ince kürdan kıvamında kıyacağım. Şöyle göstereyim. Burada çökertme kebabının özelliği zaten ince kıyılmış patates cipsiyle olması. Yani kendinize göre kalınlık falan belirleyebilirsiniz. Hani kalınlık ayarı veya hani tamamen kalın olsun patates cipsinin üzerine dökeyim. Tabii bu göreceli bir kavram ama incesinin de böyle ayrı bir lezzeti var. Şimdi şu şekilde ince ince, ne kadar ince, ben o yüzden küçük bıçak kullanıyorum. Büyük bıçak olsaydı biraz daha büyük izleyecektim. Yani söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Bayağı ince. Gördüğünüz gibi. Böyle şöyle kabıma da birazcık su koyayım da ara. Daha rahat gözüksün. İsterseniz şunu da tekrar şöyle ortadan ikiye. Şimdi hem hafif bir yemek hem ana yemek olacak bir yemek, yani içinde kıyma olduğu için ana yemeğe oynayacak bir yemek, hem de patates cipsi sevenlere gördüğünüz gibi şu şekilde böyle suda ayrılıyorlar zaten. Dediğim gibi patates severlere, patates kızartması vazgeçilmezimiz olanlara çok pratik ve güzel bir yemek tarifi olacaktır. Böyle suda bekleteceğiz bir süre. Ondan sonra havlunun üzerine sereceğiz bu ince patateslerimizi sudan çıkarıp süzdükten sonra. İyice sularının çekilmesini sağlayacağız. Şöyle görüyorsunuz. İş hastasını hemen saldı zaten. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bu yapacak olduğumuz kavurma, kıyma kavurmasıyla birlikte iki çeşit yemek yapacağız. Diğerini de sürpriz olsun daha sonra söyleyeceğim. Yani demek istediğim şu, yapmış olduğunuz bir kıyma tarifiyle, kıyma kavurması tarifiyle iki tane yemek yapabilirsiniz. İki çeşit yemek, hem biraz daha uygun maliyetsiz olur hem de seçeneğiniz artmış olur. Onu da ilerleyen günlerde paylaşacağım sizinle. Bu şekilde şöyle hızlı. Daha ince isteyenler rende de kullanabilir. Bizim için şu an bu incelik gayet iyi. Bu 3 orta boy patatesle bile böyle 5-6 kişilik çok gayet güzel bir menü çıkarabilirsiniz. Biraz da şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hani Üçkhane'de biz sadece yemek videosu paylaşmıyoruz. Bunun nedeni
Uçukhanede herkes kendine bir şey bulabilir. Mesela dekorasyon önerisi isteyen, dekorasyonla ilgili veya hani hobiyle ilgilenen, yapmış olduğum örgü sepetlerle mesela onlardan kendine fikir bulabilir. Yemek isteyen yemek, gayet güzel tariflerimiz var. Yani tek bir ilgi alanına hitap eden bir sayfa değil. O yüzden herkes kendinden bir şeyler bulabilir. Ya bu konuda Uçukhane çok yeni olduğu için destekleyinizi bekliyorum açıkçası. Bu beni sevindirir destek olursanız. Ve ilerleyen zamanlarda çok güzel videolarımız gelecek. Tabi videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız Uçukhane'ye abone olmayı unutmayın. İzlemiş olduğunuz videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Eğer denemiş olduğunuz tarifleri beğendiyseniz yorumda iyi veya kötü yönlerini de belirtirseniz hem bize hem de tariflerimizi deneyecek olan kişilere güzel fikirler olur. Bir tane patatesle bile görmüş olduğunuz ne kadar çökertme kebabımız için cips çıktı. Çok da bereketli bir yemek. Patatesi ince ince kıydığımızdan dolayı galiba. Şurada bir tane büyük var. Onu da şöyle bölelim. Evet arkadaşlar, patateslerimiz suda bekliyor. Biz şimdi kıymamızın içine, yani kıymamızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza aldık. Hemen şöyle birazcık zeytinyağı, hemen miktarını söylüyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ardından bir orta boy soğanın yarısını küp küp doğradım. Hemen onu yağımıza ilave ediyoruz. Güzelce kavuracağız. İsterseniz o esnada ben malzemelerimizi sayalım. Burada 400 gram kadar kıymamız var. Yazın tekrar doğrayıp dolaba atmış olduğumuz al biber ve yeşil biberimiz var, Charleston. Tekrar yine yazlık domatesimiz var. Bunları da küp küp doğrayıp dolaba atmıştım. Ve burada domates sosum var. Bunun da videosunu yazın inşallah çekeceğiz. Hepsi kendi yapımız. Domates salçamız var ve baharatlarımız da hemen sayıyorum. 1,5 yemek kaşığı, hani sevdiğiniz miktara göre değişir, tuz. 1 çay kaşığı yine karabiber, yine pul biber, toz biber ve kimyonumuz var. Gördüğünüz gibi çok aşırı bir malzemeye gerek yok. Şöyle hemen kıymamızı da eklemek istiyorum. Çünkü kıyma hem soğan kavrulana kadar da kendisi kavrulmuş olur. Bunu güzelce kavurduktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet, kıymamız gayet güzel kavruldu. Tamamen kavrulmasını beklemiyoruz. Burada domatesimizi, biberlerimizi, biberlerin miktarını biraz daha arttırdım. Ekliyoruz. Gördüğünüz gibi 400 gram kıymayla çok bereketli bir yemek yapıyoruz. Şimdi böyle hafif hafif karıştıra karıştıra kavuracağız. Ardından diğerlerini ekleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel kavruluyor. Sürekli ben karıştırıyorum, hani bir tarafı pişip bir tarafı daha az kavrulmasın diye. Şimdi burada domates sosumuzdan şöyle ekledik. Hem domates ekliyorum hem domates sosu. Bence çünkü ikisinin de tadı farklı oluyor. Böyle etli ve kıymalı yemeklerde tuzunu ve baharatını en son eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü sertleştiriyor tuz. Hani pişimini de zorlaştırıyor. O yüzden maydanozumuzu ve baharatımızı en son ekleyeceğiz.
Bu aşamalı bir yemek olduğu için her tarifi aşama olarak farklı farklı veriyorum. O yüzden hani hepsini başta saymadım. Şimdi bu kızarırken arkada yağımız da kızdı. Patatesimizi de oraya güzel dökelim. Süzdürdük ve kurumadık bayağı. Şöyle çok kızmadan attım ki zaten ince ince olacağı için. Çok fark etmeyecek sıcaklık veya soğukluk. Şimdi burada dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı diyoruz. Salçamızı ekliyoruz. Domates salçası kullandık. Bol domatesli bir tarif. Arkadaşlar eğer kıymanızın yağ miktarı azsa, yani orta yağlı veya daha azsa yağ biraz daha ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda yağı çekti tamamen. O yüzden ben şöyle bir tutam daha, yani 4 yemek kaşığı toplamda yağ eklemiş oluyor. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Ben 1 çay bardağı su ekleyeceğim. Nedenini de hemen açıklayacağım. Şöyle. Suyumu eklememin sebebi baharatlarını ve tuzunu bütün kıyma harcımın her tarafına eşit miktarda miktarda yaysın diye suyla bir beraber ekliyorum. Suyu zaten 1-2 saniyede hemen çekecek. Bu tarifi bütün yemeklerinizi deneyebilirsiniz. Bununla ilgili aynı kıyma kavurmasını kullandığım bir tarif daha gelecek ilerleyen günlerde. Çok fonksiyonel ve lezzetli bir tarif olduğu için her yemekte gayet şık duruyor. Şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel kavruluyor. Sürekli ben karıştırıyorum hani bir tarafı şif bir tarafı daha az kavrulmasın diye. Şimdi burada domates sosumuzdan şöyle ekledik. Hem domates ekliyorum hem domates sosu bence. Çünkü ikisinin de tadı farklı oluyor. Böyle etli ve kıymalı yemeklerde tuzunu ve baharatını en son eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü sertleştiriyor tuz. Hani pişimini de zorlaştırıyor. O yüzden maydanozumuzu ve baharatımızı en son ekleyeceğiz. Bu aşamalı bir yemek olduğu için her tarifi aşama olarak farklı farklı veriyorum. O yüzden hani hepsini başta saymadım. Şimdi bu kızarırken arkada yağımız da kızdı. Patatesimizi de oraya güzel dökelim. Süzdürdük ve kurumadık bayağı. Şöyle çok kızmadan attım ki zaten ince ince olacağı için. Çok fark etmeyecek sıcaklık veya soğukluk. Şimdi burada dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı diyoruz. Salçamızı ekliyoruz. Domates salçası kullandık. Bol domatesli bir tarif. Arkadaşlar eğer kıymanızın yağ miktarı azsa, yani orta yağlı veya daha azsa yağ biraz daha ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda yağı çekti tamamen. O yüzden ben şöyle bir tutam daha, yani 4 yemek kaşığı toplamda yağ eklemiş oluyor.
Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Ben bir çay bardağı su ekleyeceğim. Nedenini de hemen açıklayacağım. Şöyle. Suyumu eklememin sebebi baharatlarını ve tuzunu bütün kıyma harcımın her tarafına eşit miktarda yaysın diye suyla bir beraber ekliyorum. Suyu zaten 1-2 saniyede hemen çekecek. Bu tarifi bütün yemeklerinizi deneyebilirsiniz. Bununla ilgili aynı kıyma kavurmasını kullandığım bir tarif daha gelecek ilerleyen günlerde. Çok fonksiyonel ve lezzetli bir tarif olduğu için her yemekte gayet şık duruyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişti. Şimdi şöyle maydanozumuzu ekliyoruz. En son küçük göze almıştım kısık kısık pişsin diye. Şöyle bir karıştırıp altını kapatacağız. Ardından kızaran cipslerimizle beraber sunumda görüşeceğiz. Evet, tarifimiz budur. Şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, biz patatesimizi kızarttık, sunum tabağımıza aldık. Burada da kendi yapmış olduğum yoğurdumdan var. Ondan böyle çırptım. İsterseniz yoğurdunuza sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ama biz bugün Ramazan olduğu için çok tercih etmedik. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yoğurdumuzu cipsimizin üzerine gezdiriyoruz. Sanırım şu yeterli olacaktır. Ardından kavurmuş olduğumuz kıymamızdan, çok aşırı sıcak koymuyorum üstüne, hafif böyle 1-2 dakika altını kapattım. Şöyle yapalım. Kıymamızın ne kadar bereketlendiğini görebiliyorsunuz. Fazla fazla birçok çeşit de kullanabilirsiniz. Şöyle bir kaşık daha koyduktan sonra küçük maydanozlarımızı ortasına ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar, afiyet olsun. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu güzel tarif için devamı mutlaka gelecek.